Salih Aydeniz, Mardin Milletvekili. Aynı mahiyetteki diğer önergelerin imza sahiplerini okuyorum. Burhanettin Kocamaz, Mersin. Burak Avuncu, İstanbul. İsa Mesih Şahin, İstanbul. Mehmet Karaman, Samsun. Mustafa Kaya, İstanbul. Ali Fazıl Kasap, Kütahya. Necmettin Çalışkan, Hatay Milletvekilleri. Komisyon aynı mahiyetteki önergelere katılıyor mu? Katılamıyoruz Sayın Başkanım. Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde ilk söz Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar'a ait. Sayın Çandar, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, özel olarak AKP grubuna hitap etmek istiyorum. Aranızda çok sayıda daha AKP kurulmadan önce tanıştığım, kimisiyle dost olduğum insanlar var. 28 Şubat günlerinden tanışırız. Demokrasi dışı askeri müdahaleye karşı çıktığım, başörtüsüne yüksek öğrenim hakkını savunduğum, Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığından alınıp cezaevine gönderilmesine tepki gösterdiğim için Genelkurmay'ın andıç diye nitelediği iftira ve komplosuna rahmetli meslektaşı Mehmet Ali Binan ile birlikte muhatap olmuştu. Askeri baskıyla çalıştığım gazetede yazılarım durdurulmuştu. O günlerde sizlerle aram çok iyiydi. Ne oldu arkadaşlar size? O 28 Şubat günlerinden bugünlere bu zulüm rejiminin askerleri haline niye geldiniz, nasıl geldiniz? Hayvanlara ilişkin bu kanun teklifi ile ortaya koyduğunuz tavır aslında insanlarla ilgili. Bu insanları, bu ülkenin insanlarına, başta Kürtler, epey bir zamandır zulmediyorsunuz. Cezaevleri tıka basa dolu. Hatta yeni cezaevleri inşasını tasarlıyorsunuz. Cumhurbaşkanı bunu adeta müjde gibi açıklamıştı, yeni cezaevleri inşasını. Hal bu iken köpek katliamını getirecek bir düzenlemenin peşinden koşmanızı, milyonlarca köpeği cezaevleri gibi barınaklara tıkmayı düşünmeniz aslında şaşırtıcı olmamalı. Tüm toplumsal muhalefete rağmen tüm vicdanlı insanların yasayı geri çek talebine rağmen sokakta yaşayan köpeklerin katliamı anlamına gelecek bu kanlı düzenlemeyi genel kurula getirdiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bir yıldır hiç bu kadar geniş bir birlik sağlanmamıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden DEM Parti'ye, Gelecek Partisi'nden Saadet Partisi'ne, Deva Partisi'nden İyi Parti'ye herkesi birleştirdiniz. Bu büyük bir beceri. Bu büyük bir başarı. Ama bu dahi gözlerinizi açmadı. Vicdanlarınız nasıl ve neden bu kadar köreldi arkadaşlar? Sizi hiçbir ses durduramadı. Uluslararası toplumdan gelen çağrılara da kulaklarınızı tıkadınız. Kişi vicdanının ve merhamet duygusunun sesini duymazsa hiçbir sesi de duymaz. Siz sadece Cumhurbaşkanı olan parti genel başkanınızın meclis tatile girmeden yasalaştırın talimatını duydunuz. Tüm seslere, vicdanların aykırışına, aklın sesine kulaklarınızı tıkayıp gözü kapalı askerler gibi bu kanlı yasayı, ölümcül düzenlemeyi Türkiye toplumunun önüne getirdiniz. Basamak dediğiniz köpeklerin ölüm kampıdır. Ünlü düşünür Theodor Adorno, birisi bir mezbahaya bakıp ama orada hayvan var dediği anda Auschwitz'i düşünürsünüz diyor. Sözlerimi büyük insan, yakın dostu olmaktan büyük onur duyduğum Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'inden şu satırlarla tamamlamak istiyorum. Hayatın adaletsizliği en çok zavallıların sırtına yük olur.
İnsanlık hayvanlara olan merhametini yitirdiğinde ise adaletin kendisi de ölür. Şimdi mühürlenmiş vicdanlarınıza seslenmenin beyhude olduğunu, bu lafların gecenin bu saatinde şu halinize bakınca hiçbir anlam ifade etmediğini bilerek yine de vicdanlarınıza son bir kez daha seslenmek istiyorum. Geri çekin. Bu yasayı geri çekin, yasayı geri çekin. Sayın Çandar, teşekkür ediyorum. Aynı mahiyetteki önerge